Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere harika bir tarifle geldim. Bugün ot mücveri yapıyoruz. Enfes olacak. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın lütfen yani. Artık bir sayımız yükselsin. O zaman hadi tarife geçelim. Evet arkadaşlar, ben tarife başlamadan önce kızartmalık yağımı koymuştum ocağa. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Evet, ot mücveri yapıyoruz dedik ama elimde birer adet kabaklı havuç vardı. Onları da değerlendirmek istedim. O yüzden onları da kullanacağım. Ama isterseniz bunları da kullanmayabilirsiniz. Yani sadece ottan da yapabilirsiniz. Çok fazla orta kısma inmeden şu sadece dış kısımları alacağım. Çünkü çok sulu oluyor. İçinde de bolca ot olduğu için mücverin sulu kalsın istemiyorum. Şöyle biraz suyunu sıkaraktan. Zaten dış kabuğunu aldığımız için çok fazla suyu yok. Havucumuzu rendeliyoruz. Bu arada yağımı ocağa koydum. Bir yandan ısınmasını bekliyorum. Sıvı yağ kullandım. İsteyen zeytinyağı da kullanabilir ama zeytinyağını çok fazla ısıtmayın. Otlarımı daha önceden yıkamıştım. Şimdi gelişi güzel. Önce dereotumu doğruyorum. Baskın olmasını istediğiniz aromalar varsa arttırabilirsiniz. Ben bu tarifi genellikle evde dolapta kalan otlarla, işte sebzelerle beraber gelişi güzel doğrayıp yapıyorum. Kolay da hazırlaması zaten. Nanem var biraz. Nane harika oluyor çünkü gerçekten bir freşlik veriyor nane. O yüzden ben bayılıyorum. Evet, nanemizi ekledik. Biraz da taze soğan ekliyorum. Bence mücverin olmazsa olmaz otu diyebiliriz. Ben çok seviyorum. Evet, otlarımız hazır. Sarımsağımı da ekliyorum 3 diş. 2 tane bütün yumurta. Tuz, bir tatlı kaşığı kadar ve bir de pul biber. Benim en çok sevdiğim ve çok yakıştırdığım. Yine bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekledim. Şöyle bir karıştıralım. Ben bu tarifi kızartarak yapıyorum ama siz isterseniz yumurtayı bir tane de arttırarak fırında da yapabilirsiniz. Ya kızartarak biraz daha böyle çıtır oluyor ya, o hoşuma gidiyor. Bir de yoğurdu böyle bandırarak yiyorsun ya, uf. Bana mısın demiyor. 20 tane yerim ya. Şimdi biraz da un ekleyeceğim kıvamına göre. Çok da fazla unla boğmak istemiyorum. Arkadaşlar, yumurtayı 3'e çıkardım. Kıvamı tam istediğim gibi olmadı. Dediğim gibi kıvamını göstereceğim ben size zaten. Siz de evde yaptığınızda benim yapmış olduğum kıvama gelene kadar un ve yumurtayı eklersiniz. Evet, yağımız da ısınmış. Artık mücverleri pişirebiliriz. Ben şöyle 2 kaşık yardımıyla şekil veriyorum. Nar gibi kılacak, nar. Evet arkadaşlar, süzme yoğurdumuz. İçerisine tuz ekliyoruz. Yine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz yeterli olacak. Karıştıralım güzelce. Tabağımın bir tarafına yoğurdumu koyuyorum. Kalan mücverleri ocaktan alabilirim. Nar gibi kızardılar, nar. Güzelce yerleştirelim şimdi. Dop dolu bir tabak oldu var ya, uff. Yoğurdumuza banaraktan şöyle. Abi çok iyi ya. Harika tarifin daha sonuna geldik. Bugün sizlere harika bir mücver hazırladım. Ot mücveri. Yanında da tuzlu süzme yoğurdumuz var. Enfes oldu. Bu tarifi mutlaka yapmanızı bekliyorum. Yapanlar da lütfen beni Instagram'dan etiketlesin ki ben de paylaşabileyim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşürüz. Gidiyorum ben.